Özellikle yeni sektörlere hızlı refleksler gösterebilen Türk iş dünyası artık sadece İstanbul sermayesinden ibaret değil. Bir zamanlar Anadolu'nun küçük esnafları adından söz ettiren şirketlere dönüşürken ekonominin de itici gücü olmaya başladı. Kimi doğuştan şanslı, önüne türlü imkanlar sunulmuş, kimi de dişiyle tırnağıyla kazıyarak gelmiş bugünlere. Bazıları çocuk yaşta çalışmak zorunda kalmış, bazılarınınki ise tam bir girişimcilik öyküsü. Adanalı girişimci Mehmet Esen'in de benzer bir iş geçmişi var. Daha 11 yaşındayken babası onu çırak olarak bir atölyeye verir. Yılmadan, usanmadan, gece gündüz demeden çalışan Mehmet Esen, bugün yaklaşık 100 kişiyi istihdam eden bir işletmenin sahibi olmayı başarmış. Nasıl başardın, neler yaşadığını, bugün 6500 metrekaresi kapalı alanı kurulu şirketin kuruluş öyküsünü ondan dinliyoruz. Mehmet Esen Adana vilayetinin Karataş kazasının Çavuşluk köyünden olur. İlkokuldan sonra babam rahmet elinden tuttu getirdi bir karşıya kadar bir atölyeye. Eti senin kemiği benim dedi. Bizi teslim etti. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Sigara içmem, içki içmem. Çıraklığımı dahi işten başka bir şey düşünmezdim. Ve yaşımı büyüterek 2 yaş öne aldım. Asker erken gittim. Dönüşümde Güney Sanayi'ye girdim tornadolog. Güney Sanayi'de 1,5 yıl çalıştığım zaman 1970'in 12'den 15'inde Almanya'da Wiesbaden şehrinin Kettenbach köyünde Passamant Werke firmasında işbaşı yaptım. 2,5 yıl orada çalıştım. Sonra Wiesbaden şehrine geldim. Mainz'da Wiesbaden Rennerin kıyısında Mainz şehrinde kısa bir süre çalıştım. Sonra Rheinhütte diye Rennerin kıyısında bir dökümhanede ve makine imalatı yerde çalıştım. 75'te dönüşümde 2 torna bir Borbek getirdim. 76'da tekrar kısa süreli böyle bir 15 günü seyahate gittim. Bir freze getirdim. 4 tezgahla 48 metrekare kirayla başladım. 2 yıl sonra 64 metreye çıktım. 2 yıl sonra kendi yerime 240 metre yere çıktım. 10 yıl sonra 4500 metre yere ormanlı sanayiye gittim. Sonra bir yer aldım 3500 metre. Orayı yaptım. Orası çok küçük geldi. Taşınmadan kiraya verdim. Oranın 5 yıllık kira geliriyle buraya aldım. Şu an burada 100 kişi elemanımız var. 6500 metre kapalı alanda makine imalatı ve yedek parça imalatı olarak işte demir çelik sektörüne, çimento sektörüne büyük ağır sanayi hizmet veriyoruz. Adana'da 6500 metrekaresi kapalı alanda ağır sanayiye yönelik yedek parça imalatı gerçekleştiren Esen Kardeşler Makine, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla da makine parkurunu güçlendirdi. Belli bir imalatımız yok. Genel ihale usulü çalışıyoruz. Firmalar bize teklif gönderirler, sunarlar. Biz de onların değerlendiririz teknolojilerini. Teklif veririz. Bizim işimiz biraz zordur, meşakkatli bir iştir. Her işi yeniden Amerika'yı keşfedermiş gibi tecrübe bilgi olmazsa verimli olamazsın. Biz de tecrübeli olduğumuzdan dolayı bu ülkede az olan işletmelerden birisiyiz ve az olan işletme sahiplerinden birisiyim ben. Burada ağır sanayi, yedek makine, yedek parçası tamamını üretiyoruz biz. Yurt dışına zaman zaman iş yapıyoruz. Yani yurt dışı işimiz olur ama yoğunlukta iç piyasada çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerine yedek parça yapabiliyoruz. Şu anda yeni yatırımımızda bir dövmehane var. Sıcak dövme. Onu da Bor Sanayi Sitesi'nden 32 dönüm yer almak üzereyiz. Konuştuk, görüşüldü. Tezgahlarımızı sesledik Almanya'dan. İşte her şey yapıldı. İşte İtalya'da biraz sorun çıktı. Onu da çözdük inşallah. Seneye oraya arkasından da çelik dökümhane açacağız. Böyle artık ömrümüz son buluncaya kadar devam edeceğiz bu işi. Mevcut ve gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla sektörün önemli oyuncuları arasındaki yerini koruyan şirket, demir çelik ve çimento sektörleri başta olmak üzere ağır sanayiye dönük butik çözümler sunuyor. Biz aranan ve iyi firmalardan önde gelenlerdeniz. Üzerinde tezgahımız var. Bunun tabi en az 15 tanesi son teknolojiye göre bilgisayar programlı CNC tezgahlarımız muhtelif. Yeni bir tezgah 2,5 ay sonra geliyor. Bir tane de çok büyük bir 150 ton ağırlığında 8 metrelik dikiş merkezi 6. adaya katılacak inşallah.
işletmemize. Önümüzde daha büyük 10 metre çapında dik torna var. Artı büyük silindir. 100 milimetre saç büken silindir aramaktayız. 14.001, 18.001 gibi bu kalite belgelerimizi alıyoruz. Ve biz su gözü termik santralinin akredite edilmiş firmasıyız. DSE'nin akredite edilmiş firmasıyız. Bizim firmamız denetledi ve bizi akredite ettiler. Biz şimdi onların imalatlarını rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani. Şirket içi eğitim çalışmalarına önem veren Esen Kardeşler Makine, iş sağlığı ve güvenliği konusuna da ciddi önem veriyor. Dövizde yaşanan sert hareketlerin sanayici olarak kendilerini zorladığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Esen, sektörde yaşanan kalifiye eleman yetersizliğinden de şikayetçi. Kanayan yaramız işçi, kalifiye eleman, artı elektrik başta geliyor. Malzeme sorunu bir türlü çözebiliyoruz. Çok önemli ve çok acilen yapılabilecek iş elektriğimizin düzenli olarak verilmesi. Bilgisayar programı tezgahlarımızın takım değiştirme esnasında elektrik kesildiğinde arıza veriyor ve çok büyük paralar. Paramız 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar gibi paralarımızı üstüne gönderiyoruz, veriyoruz. Cihazlarımız arıza yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve idare hükümetimizden isteğim, ricam, lütfen okullarımıza sahip çıksınlar. Okullarımızda öğretmenlerimiz iyi eğitilmiş öğretmenler olsunlar. Adam geliyor, ben mühendisim diyor, hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ölçme takımlarını bilmiyor, ismini bilmiyor, tabir etmeyi bilmiyor. Daha dikkatli eğitim verilirse, insanlarımıza biraz da nasihat edilirse, evvela ailesini sevmesi, sonra ülkesini, sonra iş yerini sevmesi lazım. Yaptığı işe aşık olması lazım. Ben günün 15 saatini hala içinde geçiriyorum. Cumartesi, pazar da buradayım. Duayen sanayici Mehmet Esen, çocukluk hayali olan tarıma yıllar sonra da olsa yatırım yapabilmiş. Köyünde 500 dönüm narenciye bahçesi kuran Esen, buradan üretilecek ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor. Çocukluğumda çok küçük bir 15 dönüm tarlamız vardı. Tabii ki köyümüz zengin bir köydü. Bizi hep küçümserlerdi yani, fakir çocuğuz diye. Ben de o hırsla geri 25 yıl sonra köye döndüm. 10 bin metrekare bir çiftlik yaptım. 500 dönüm narenciye bahçem var. Onu daha büyütmeye çalışıyorum yani. 500, 600, 700 gitmeye çalışıyorum. Küçüklüğümdeki ezilmemin karşılığı bunlar. İnşallah 3-4 yıl sonra 3000 ton meyve alacağız yani. Limon ve portakal, mandalina ama ağırlıklı limon. Çoğu limon yani. Nar da var. Ailesinden ikinci kuşak olmadığı için işletmesini uzun yıllar yaşatabilmek adına vakıf kurmayı planlayan Mehmet Esen, hayırsever kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Arkamda bir ailemden kimse yok. Bir vakıf kurmayı düşünüyorum. Benden sonra işin çok da ileri gideceğini zannetmiyorum. Mehmet Esen anılsın, işletmem devam etsin, ülkeme faydalı olsun diye. Mezarımı da hayır buraya kazdırmayı düşünüyorum ben. Hiç başka sosyal yaşantım yok. Sabah 6.30 işbaşı, akşam 9 paydos. Cumartesi saat 1'de paydos. Pazar sabah 7'de buradayım. Kahvaltı burada yaparım. Akşam 4'e kadar. Hiç kesinlikle içimden önce işi terk etmem hiç yerine. İş hayatında başarının ancak çok çalışmak ve dürüst olmakla sağlanabileceğini belirten Mehmet Esen'in sanayicilerden bir de ricası var. Rahmetli Sağım Hanım dediği gibi çok çok çalışmamız lazım. Lüks yaşama çok hevesli millet. O yanlış, yanlış bir şey. Hiç imrenmiyorum ben Amerika'ya, Avrupa'ya. Hiç imrenmiyorum. Çalışırsak biz de oluruz. Yalnız sanayiciye değil, bütün meslek dallarına, bütün insanlara diyorum. Lütfen böyle kahvede, orada, lokantada, restoranda zaman geçmez. Çalışacak, 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 yine çalışacak. Başka bir şey tavsiye etmiyorum. İşin anahtarı, açan kilidi çalışmak, çalışmak, çalışmak. Dürüst olmak bir dakika. İşine, ekmeğine kötü bakmayacaksın. Kapıyı kapatmayacaksın. Kapı hep açık duracak. Kim olursa olsun. Biz esnaf olarak küsemeyiz biz. Darılamayız biz. Hakkımız yok. Biz hep güler yüzlü, olgun, aklı başında davranmamız lazım.